Herkese merhabalar. Bu videomda büyük bir hevesle ve heyecanla 4 Nisan 2023'te verdiğim Tesla Model Y araç siparişinin sıra bana geldiğine ilişkin mailin Perşembe akşamı ulaşmasından sonra bana kararını ver şeklinde verilen 72 saatlik sürenin sonlarına yaklaşırken iptal ediyorum. Niye iptal ediyorum? Neden Tesla Model Y almaktan vazgeçtim? Sizlerle bu videoda paylaşmak istedim. Öncelikle Model Y hiç içine binmeden, arabayı görmeden, tamamen medyadaki görüntülere göre, orada oluşturulan bu araba süper algısına göre verdiğimiz bir siparişti. Kapış kapış herkes, özellikle 4 Nisan günü sabahın erken saatlerinden başlayarak Model Y siparişi verdi. Ben de yaklaşık saat 12 gibi siparişte bulunmuştum. 10 bin lira para yatırarak, yani ön sipariş parasını yatırarak siparişimi vermiştim. Bana Ekim Aralık arasında araç sırası gelir diye de bir bilgi verilmişti. Ancak aradan geçen zaman içerisinde gerek dolar kurunda meydana gelen artış, gerekse bu artıştan dolayı aracın kasko bedelinin yükselmesi ve MTV ile ilgili gelen ek vergi ile ÖTV ile ilgili yapılacak yeni düzenleme yapılmasa bile aracının fiyatının artışıyla bir üst ÖTV dilimine %60'lık ÖTV dilimine yaklaşması herhalde birçok Tesla hayranını vazgeçirmiş olacak ki bana hiç beklemediğim halde Perşembe akşam geç saatlerde Tesla'dan evet fiyat teklifiniz şu, kabul edin veya 72 saat içerisinde kabul etmiyorsanız bu teklifiniz ortadan kaldırılacaktır şeklinde bir mail geldi. Ben bu teklifi açıkçası şu an beklemiyordum. Çünkü bana söyledikleri Ekim ile Aralık arasında gelecek şeklindeydi. Öncelikle ben tasarrufumu bu onların verdiği beyana uygun olarak yönlendirdiğim için şu an tasarrufumu nakde çevirme imkanım yok. Bu arada süreç uzayınca benim bir adet Skyway ET5 Line model aracım vardı. Bunu bir üst modeli olan Legend'le değiştirdim. Menzil olarak şeyin verdiği Tesla Model Y'nin verdiği menzilden daha üstün bir menzil veriyor. Tabi Tesla kadar hızlı değil, çift motorlu değil. Bu benim aldığım araba tek motorlu. Ancak elektrikli araçların bir gerçeği var. Tek motorlu, çift motorlu şu kadar beygirli de olsa siz bu araçlarla özellikle uzun yolda gidecekseniz özellikle bu arabaları 100-110 km bandında kullanmanız tavsiye ediliyor. Hatta Tesla Model Y ile ilgili çekilen birçok videoyu izlerseniz bu aracın ideal hızının 100-110 olduğu söylenmekte. Benim aracım da zaten ideal hızı 100-110. Ayrıca benim şu an sahibi olduğum Skyway ET5 Tesla Model Y'den daha büyük bir araç. Benim performans hız işte oyuncak şeyleri var Tesla'nın. Gerçekten yazılımsal olarak yok gaz sesi çıkartıyor, yok şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ama benim açımdan sonradan Tesla'yı incelendiğimde beni rahatsız edecek husus sadece orta ekranın olması. Önünde bir gösterge ekranının olmaması. Ben 53 yaşındayım ve yıllardır araç kullanan bir insanım. Ben önümdeki kadrana alışmış bir sürücüyüm. Belki yeni nesil için orta kardan hiç bakmadan oraya göstergeye hıza bakmadan araç sürmek keyif verebilir ama bana keyif vermeyecek. Dolayısıyla burada bir ekran, bu ekranın üstünde küçücük bir hız göstergesi. Biz alışmışız hıza bakmaya. Ve beni diğer rahatsız eden bir noktada yine yaptığım araştırmalarda Tesla'dan beni uzaklaştıran bir yer noktada bu Tesla'nın ekranı genelde beyaz renk. Benim gözümü uzun yolda özellikle beyaz ekran rahatsız ediyor. Mesela benim şu anda kullandığım aracın ekranı siyah renk. Bütün videolara baktım. Genelde o beyaz ekran var. Ha, ayardan siyah belki yapılıyordu. Görmedik. Arabayı hiç görmeden herkes sipariş verdi. Ama totale baktığın zaman ekran beyaz. Bu da benim için bir eksi. Sonra benim şu an kullandığım araca göre arka koltuk mesafesi dar. Benim aracım daha büyük. Yine özellikle benim gibi 1.90'ın üzerinde ve 115 kilonun üzerindeki insanlar için de
şu an kullandığım araç daha ideal geldi. Ama sakın yanlış anlamayın, ben Skyway ET5 Testa'dan daha iyidir demiyorum. Benim kullanım tarzıma göre daha iyidir diyorum. Bunu karıştırmayın. İnsanlar karşılaştırmaları yaparken işte mesela benim kullanım tarzım için bu araba ideal olabilir. Bunu Mercedes'e benim kendi açımdan kıyasladığım zaman vay efendim Mercedes'ten daha iyi, Tesla'dan daha iyi. Hayır, benim için daha iyi. Senin için belki Rolls Royce iyidir değil mi? Maserati iyidir. Ama benim şartlarıma göre, benim kullanım alışkanlıklarıma göre ve ihtiyaçlarıma göre bu araba benim bütün ihtiyaçlarımı karşılıyor ise mevcut ekonomik koşullarda MTV'sidir, kaskosudur. Ayda 8-10 bin lira fazla vermeye, yani neredeyse bir asgari ücret fazla vermeye gerek var mı? Ben yok diye bu soruyu cevapladım ve aniden bana bu mailin gelmesi 72 saat düşün deyince ben bu düşünmeyi daha hızlı yaptım. Zaten dediğim gibi yatırımım da şu an bozup o arabayı almaya el vermiyor. Kendi arabamı da daha düşüğe satıp bu arabaya geçmek de istemiyorum. Dolayısıyla ben 72 saatin bitmesine saatler kala, yarın sabah 10'da bitecekmiş. Ben onu beklemeden birazdan Tesla'nın sitesine gireceğim. Ekran görüntüsü alacağım ve siparişimi nasıl iptal edeyim de sesli olarak o anları da sizlerle paylaşacağım. Böylece benim Tesla Model Y maceram da sona eriyor. Sizlerle paylaşmak istedim. Ben elektrikli araçlara ilk DS E-Tense ile başladım. DS7 E-Tense hibrit bir araba. Orada elektrikli aracın keyfini aldım. Daha sonra BMW iX3'üm vardı. BMW iX3 çok güzel bir araba. Sonra Skyway'i gördüm. Ya bu elektrikli arabayla zaten daha fazla sürat yapamıyoruz. Belli süratlerde kullanıyoruz. Skyway daha geniş ve daha konforlu. O nedenle bunu alayım yarı fiyatına dedim. İsabetli bir karar yapmışım. Sonra Skyway'in Legend yüksek menzilisi gelince de onu aldım. Bu arada Tesla kafamızı karıştırdı hepimizin. Birçok kişi gibi ben de Tesla'ya yazıldım. Ha orada TOGA'da yazılmıştım. TOG çıkmadı kurada. Tesla'ya yazıldım. Ben arabaya meraklı bir insanım. Çok sık araba değiştiririm. Tesla'ya da yazıldım. Tesla'nın da bu şekilde zaman içerisinde hiç görmeden ilerleyen süreçte son dakikada da bana mail açıp 72 saat içinde kararını ver. Kararını verdikten 5 iş günü içerisinde öde gibi böyle şey gibi devlet gibi yaklaşıyor adeta. Devlet bile bu kadar sert yaklaşmaz hiçbir zaman. 5 gün içinde, 3 gün içinde karar ver, 5 gün içinde öde. Yok ya, ne zaman geleceği belli değil. Herkes elinde para seni bekleyecek. Bu Apple olsun, Tesla olsun. Bir Apple'la ilgili de video çekeceğim zaten. İnsanlara böyle ürünlerinin peşinde koşuyorlar, kaçırmayasınlar. Nasıl olsa bunu elde etmek istiyor herkes. Hayranımız bizim diye. Hiç hoş muamele etmiyorlar. İnşallah toplumumuz bilinçlenir. Ve bu şekilde bize yapılan dayatmalara karşı ihtiyacımız olmayan ürünlerin peşinde hayran hayran dolaşmayız diyorum. Bu videonun devamındaki iptal videosunda ekinde olacak. Hiç kapatmadan izleyeceksiniz. Evet, bu videonun sonuna gelirken şunu söylüyorum. Bu ve bunun gibi videoları ben çekmek istiyorum. Devam etmek istiyorum. Ama bunun için bana destek olmanız lazım. Nasıl? Para mı vereceksiniz? Hayır. Sadece kanalıma abone olun. Bu paylaşımları beğenin. İsterseniz paylaşın. Hep beraber birlikte olalım. Hoşça kalın. Güzel günler dilerim. Evet, Tesla uygulamasına tıkladık. Kesin fiyat hazır diyor. Devam etmeden önce Tesla hesabınızda ayrıntıları inceleyin diyor. Hesaba git diye basıyoruz. Evet, hesaba gidiyor şu an. Satış fiyatını kabul et diye bir mail gelmiş. Bilgi gelmiş, mail gelmişti. İncele ve kabul et diye bir sekme var. Evet. Ne olmuş? Araç Model Y Low Range çift motor 1230, plaka tescil 5000, ÖTV KDV hariç satış fiyatı 1235 iken %50 ÖTV 617.000, KDV 333.000. Bu da %18'e göre hesaplanmış ki pazartesinden itibaren %20 olacak. Oradan da bir %2 gelecek. Yani ÖTV'li fiyatın üstüne
%2 daha binince herhalde 30-40 bin daha gelecek buraya. Burada bakın altta ne diyor? Kabul et, fiyatı reddet diyor. Yani ben şimdi fiyatı reddette basıyorum. Evet. Fiyatı reddede bahsettikten sonra gösterge paneli çıktı. Yönet diyor yine arabayı. Basıyoruz. Sipariş iptali beklemede. Kesin fiyatı kabul etmediğiniz için siparişiniz iptal edilecektir diyor. Şimdi siparişimiz iptal edildi. Bu tüketici olduğumuz için cayma hakkımızı kullanacağız. Ve buradan bizden aldıkları 10.000 TL paranın iadesi için de kendilerine mail göndereceğiz. Ödemezlerse zaten tüketici hakemiyetine başvurup oradan da alırız. Ama genel uygulamaları iptal halinde bu parayı geri iade ediyorlar. Evet. Ben Tesla macerasını böylece sonlandırdım. Sizlere tekrar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olursanız, bu videolarımızı beğenirseniz, paylaşırsanız, zili tıklarsanız yeni videolar geldiğinde size uyarı gelir. Onları da izleyebilirsiniz. Çok çeşitli konularda videolar çekmeyi planlıyorum. Sizleri bilgilendirmeyi planlıyorum. Objektif olarak herhangi bir kurumun, otomobil firmasının reklamını yapmadan, onların organik veya dışarıdan bağımlı elemanı olmadan tamamen tarafsız sizleri bilgilendirme yönünde içerikler oluşturmaya çalışacağım. Hoşça kalın, iyi günler.